Bir tweette dedim ki Abdullah Gül, Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu Boğaziçi'nin arkadaşım. Tayyip Erdoğan, İmam Hatip'ten ve Fatih Akıncılar MSP teşkilatının arkadaşım. Ondan sonra kim? Abdullah Gül'le arkadaşlığım olmadı. Nihat Hatipoğlu. Allah'ım dostu hiçbir arkadaşım olmadı. Fethullah Gülen. Babama öğrencilik yapmıştı. Bu adamların Cübbeli Ahmet, o da bir ara galiba babama öğrencilik mi yapmıştı? Çünkü babam büyük alim falan diye övüyordu. Bunların ortak üzü yeteneklerindir, en büyük yetenekleri. Hem de ortak yetenekleri. Bunların ortak paydası ve en büyük yetenekleri ne biliyor musun? Milli ve dini duygularınızı gıdıklamak. Bunun için iki şey yaparlar. Musaf alıp sallarlar. Özellikle peygamberi, İsa'yı nasıl İsa'yı Allah'ın yanına getirmişse onlar da öyle. Ve bir de bayrak sallarlar. Kitap yetmezse bayrağı da eklerler. Bayrak, kitap. Böylece sizi büyülüyorlar. Böylece sizi gıdıklattığınızda siz aptallaşıyorsunuz, mayışıyorsunuz. Ondan sonra sizden oy da alırlar, para da alırlar. Bak, üçüncü köprüyü yaptı adam. İsmine Yavuz'un da ismini koydu. Dünyada başka isim yokmuş gibi. Bunu vişne koysaydın. Su köprüsü deseydin. Hatta şişe köprüsü daha iyi. Kimse kavga etmezdi, kimse aldırmazdı ondan. Değil mi? Oksijen köprüsü deseydin. Borun. Ha, Türkiye'de fazla olan şey diyelim ki. Kayısı köprüsü, ne güzel. Ha, bir isim mi koyacaksın? Hadi diyelim ki illa adam ismi olacak. Çünkü insanlara tapıyorsunuz ya, putlarınız. Şey, en azından bir bilim adamının ismi koyup bir inspiration, çocuklara bir ilham versin. İşte Hazerfen Çelebi, bir gariban adam var, bu uçmaya çalıştı. Onu da öldürdüler Osmanlı döneminde. Veya da bir Arap ismi, İbn Sina, maşallah. Veya da bir Kürt ismi, El Cezeri, otomasyonun başkanı İbn Sina. Tıp alanında muhteşem, 500 yıl boyunca onun kitabı, Eşifa kitabı, bir numara kitaptı. El Cezeri, Cizreli. Kürt veyahut Arap fark etmez veyahut da İngiliz. Ama El Cezeri Arapça bir isim. El takısıyla Cizreli adam. Ama yerli bu ülkenin şeyi. Değil mi? Otomasyonun, sibernetiğin kurucusu. Veyahut da Thales, milletli. Türkiye'nin, Anadolu'nun şey içerisinde gerçi. Yani Türkler, Kürtler falan, Araplar gelmeden önce onlar oradaydı ama hani bu topraklar diyoruz, toprağa tapıyoruz ya. O da bu toprakta yetişmiş adam, millet. Thales, ünlü filozof. O ismi ver, en azından çocuklar buna özenir, matematiğe özenir. O Thales'ten dolayı geometriye özenir değil mi? Şeyden, El Cezire'den dolayı sibernetiğe, robotik bilimine özenir. İbn Sina koyarsa neye özenir? Bilim, tıp bilimine. Harizmi koyarsa, Harizmi, El Harizmi, cebir denilen, matematikte cebir muhteşem bir şey. Yani bugünkü bilimsel devrimlerin, endüstri devrimlerinin temelinde cebir. Ondan sonra kalkülüs geliyor. Cebir bilim, cebire ilgi gösterir, Harizmi köprüsü. Hazerfen Çelebi de en azından uçmaya şeyler, bir bilimsel deney, gerçi katledilecektir. Kadın ismi koy, Hypatia koy. Sokrat koy, Sokrat köprüsü, ne güzel. Musa koy, köleciliğe karşı, devşirmeciliğe karşı, cariyeciliğe karşı mücadele veren Musa'nın ismini koy. Muhammed köprüsü de, ama sizin kitaplarınızda Muhammed tümüyle bir Ebu Cehil, Ebu Leheb karakteri artı yarı ilah, Yunan tanrıçaları falan karışımı acayip bir şey. Muhammed köprüsü deyince milletin aklına şey geliyor işte. Cinsel 9 yaşında kız çocuğuyla evlenen, işte Beni Kureyza kabilesini kılıçtan kesen falan, katliamcı falan. Acayip bir tip, karışık bir tip. Bir yanda Allah'tan daha merhametli, bir yanda işkenceci tip. Onu da koymayın diyeceğim ya. Çünkü öyle. Amerika'da İsa'nın ismini koymadım. Çünkü İsa deyince hemen ilahlaştırıyorlar. Saint Paul'un uydurduğu karakter akıllarına geliyor. Neyse. Yani nereden geldi bu üçüncü köprü? Ama ilk iki köprünün parası şimdi ona yetmiyor. Çünkü borçla yapıyorlar. Kamu hizmeti diyorlar, sizi borca sokuyorlar, ondan sonra ödüyorsun, hem de pahalı pahalı ödüyorsun.
Köprü yaptık. Para ödüyorsun. Oğlum sen yapmadın. Milleti borca soktun. IMF'nin borcunu ödedin. İyi de IMF 10 kuruş borç ödedi. Ondan sonra 100 kuruştan fazla borcu bankalardan, uluslararası bankalardan aldı. IMF'den almadı ama oradan. Bir tarafın küçük borcunu kapatıyorsun, daha büyük korkunç borçlar alıyorsun. Ondan sonra utanmadan IMF'nin borcunu ödedi diyorsun. Şimdi